Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Uzun yıllar önemli siyasi görevlerde bulunmuş Sayın Murat Karayalçın bugün yayın konuğumuz olacak. Hem gündemdeki konuları hem de Yerel Reform Girişimi Derneği'nin çalışmalarını konuşacağız. Sayın Murat Karayalçın hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim. Şimdi e, Yerel Reform Girişimi Derneği'ni konuşacağız ama öncesinde ben izninizle birkaç gündem e, sorusu tabii, sormak tabii. isterim. Çünkü kayyum meselesi evet. aslında Yerel Reform Girişim Derneği'nin de çalışmaları arasında yer alıyor. CHP e, ilk kez terör suçlamasıyla kayyum pratiğiyle karşılaştı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı, tutuklandı ve e, çok hızlı bir şekilde yerine kayyum atandı. Siz uzun yıllar siyasetin içinde olan ve genel başkanlık yapmış bir siyasetçi olarak yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yanlış buluyorum. Aslında ben kayyum kurumuna da karşıyım. Kayyum kurumunun daha doğrusu yargının belediye başkanlarıyla ya da belediye ile ilgili bir karar vermesinin ötesinde, dışında yürütmenin o anlama gelecek herhangi bir işlemi yapmasını yanlış buluyorum. Çünkü anayasa çok açık bir biçimde yerel yönetimlerin evet. göreve gelmelerinin ve gitmelerinin yargı denetiminde olduğunu, yargı kararına bağlı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bizim partimizin bir üyesi olsun olmasın hı hı. genel olarak herhangi bir belediye başkanına böyle bir uygulamanın yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama özel olarak da burada çok büyük başka yanlışlıkların olduğu kanısındayım. Bir defa yani belediye başkanı eğer yargılanacaksa yargılanmasını gerektiren bir süreç söz konusuysa niye görevden alınıyor niye görevi sırasında yargılanam yargılanmıyor sorusunu sormak gerekir niye tutuksuz yargılanmıyor niye bir belediye başkanı sabahın seherinde evinden şafak vakti alınıp götürülüyor odalar kırılıyor, kilitler değiştiriliyor vesaire. Bunlar son derece de yanlış. Aslında hani tabii işin teknik yönünü değerlendiremem ama eski bir belediye başkanıyım. Bir belediye başkanı için bunların çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani kaçma şüphesinden söz edilir. Delillerin kapat, kapatılması, karartılması olasılığından söz edilir. Bir belediye başkanı için Bunların ben geçerli olduğu kanısını taşımıyorum. O yönüyle çok yanlış. Öte yandan basına yansıyan bilgilerden işte 10 yıl önce yapılan görüşmelerden söz edildiğini görüyoruz. Bunun da ne kadar yanlış olduğu herhalde çok açık. Ayrıca belirtmeye gerek yok. 10 yıl önce Kartal'la bir görüşme yapmış. İşte bunun bir taziye görüşmesi olduğu yine basına yansımış durumda. İşte hemşerisi galiba aynı aşiret evet, mensubu evet. vesaire onları söylemiş durumda. Belediye Başkanı kendisi bunları tümüyle reddediyor. Bunların hiçbirinin bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını söylüyor. Yani neresine bakarsanız çok yanlış bir uygulama olduğu kanısındayım. Hem genel olarak hem Sayın Ahmet Özer'in özelinde bunu söylüyorum. Peki şimdi CHP sıcak sıcağına bir miting yaptı tepkisini ortaya koydu ve belediye başkanına sahip çıktı. Şimdi kayyum pratiğinin başka belediyelere sıçramaması için CHP nerede durmalı? Ne yapmalı? Siz hangi görüşleri söylerdiniz? Şimdi biraz önce de ifade ettiğim gibi anayasa bence buna engel. Yani kanun gücünde bir kararnameye dayalı olarak bu uygulamayı yapıyorlar. Aslında kanun gücünde kararnamenin de Anayasaya o yönüyle aykırı olduğu kanısındayım. Cumhuriyet Halk Partisi bence yapması gereken jestleri sergileyerek orada bu konuya ilişkin tepkisini açık bir biçimde dile getirmiş bulunuyor. Siz söylediniz, miting yapıldı. Bütün belediye başkanları çağrıldı. Bütün milletvekilleri çağrıldı. Parti meclisi orada toplandı. MYK orada toplandı. Bunlar bizim konuya ilişkin değerlendirmelerimizin bana göre çarpıcı kesitleri göstergeleri bu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin erken seçim çağrısını daha da hızlandırmasına neden olacak bir durum şeklinde değerlendirildi parti yönetimi tarafından o yönüyle de bir böyle bir dönüm noktası gibi düşünilecek bir adım bence bundan sonra bizim bu konudaki sesimizin gücümüzün daha fazla hissettirilebilmesi için bizim parti içinde çok büyük bir e, birlikteliği sergilememiz lazım. Yani biz e, partilerle ilgili, partimizle ilgili daha doğrusu eleştirileri çok cömertçe e, sergileyen insanlarız, partileriz. Biz tartışırız, bizim içimizde böyle bir yapı vardır. Ama şimdi içinde bulunduğumuz dönemde, bu dönemde yani özellikle partimizin artık erken seçimi çok yüksek sesle dile getirdiği bir dönemde, bir arkadaşımıza haksızlık yapılarak arkadaşımızın görevden alındığı. Bu dönemde CHP ne yaparsa sonuç alabilir diye sormuştunuz söyleyeyim. Bence CHP böyle kaya gibi kilitlenirse, dimdik ayakta olursa, Sonuç alır buradan. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarı boyunca iki kez sadece bir isim yendi. Siz de az çok tahmin ediyorsunuz hangi isim olduğunu. Ekrem İmamoğlu. Şimdi herkesin sorduğu o soruyu bir kez daha sormak isterim. Hedef İmamoğlu'nun yapılacak seçimlerde Erdoğan'ın karşısına çıkmasını engellemek mi? Bu yönde çok fazla yorum yapıldı. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ben de bu yorumlara katılıyorum. Ben Ekrem Bey için. Yürümekte olan, şu anda istinaf Mahkemesi'nde evet. olan davanın bir siyaset yasağı kararıyla sonuçlanacağını sanmıyorum. Çünkü o davadan böyle bir karar verilirse, bu aynı zamanda Mehmet Şimşek'in programının tümüyle çökmesi, o anda çökmesi anlamına gelecektir. Yani böyle bir kararın verilmesiyle birlikte, Türkiye'de faizler patlayacaktır kur patlayacaktır Türkiye'nin risk primi artacaktır o nedenle Mehmet Şimşek'in programı tümüyle o an çökecektir hı hı. diyorum dün Standard Poor's Türkiye'nin B notunu BB ye yükseltti hı hı. bu örneğin değişecektir Tabii notun yükselmesinin bu CDS denilen risk primleri üzerinde olumlu etkisi var bu çok açık Bunların tümü eğer öyle bir karar verilirse bana göre çöker. Bana göre Mehmet Şimşek'in programı o an biter. O nedenle ben oradan bir şey çıkarılacağını sanmıyorum. Ama bu farklı. Buradan Ekrem Bey'in destek verdiği bir belediye başkanı var. Evet. Danışmanıydı aynı zamanda. Danışmanıydı. Ayrıca Sayın Özer hep her fırsatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu desteği Yüksek sesle dile getirmiştir evet. vesaire. Yani Sayın Özer ile Sayın İmamoğlu arasında güçlü bir ilişki olduğu biliniyor gayet doğal olarak. Ve buradan hareketle bütün bunların yapılması, bu sürecin işletilmesi bana göre bir algı operasyonu anlamını taşımaktadır. Yani burada yaşanacak olumsuzluklar, ee, yüksek bir olasılıkla AKP tarafından tümüyle Ekrem Bey'in aleyhine e, e, bir propaganda aracı olarak kullanılabilecektir. O nedenle bu işin bu yönünü göz ardı etmemek gerekir düşüncesindeyim. Şimdi biraz da Yerel Reform Girişimi Derneği'ne yoğunlaşalım. Siz derneğin yönetim kurulu başkanısınız. E, Yerel Reform Girişimi Derneği neyi amaçlıyor? Hangi alanlara yoğunlaşacaksınız Murat Bey? Yerel yönetimlerin bir reforma tabi tutulması bir zorunluluk. Hı hı. E, aslında kamu yönetiminin bir reforma tabi tutulması bir zorunluluk. Yalnızca yerel yönetimler için söylemiyorum bunu. Refik Saydam 1939'da başbakan oluyor, hükümetini kuruyor. Güven oyu talebiyle meclisin önünde yaptığı konuşmada Türkiye'de A'dan Z'ye kadar her şeyin bozuk olduğunu söylüyor. Tarih 1939. Tasavvur edin. 1939'da. Başbakan bunu söylüyor. Ama herhangi bir konuda herhangi bir şey yapılmıyor. Zaten savaş vesaire dönemine evet. giriyor Türkiye. Ama 1960'lı yıllarda hükümet, devlet planlama teşkilatı müsteşarlığının, devlet personel dairesinin, üniversitelerin katıldığı bir büyük kamunun merkezi yönetimin yeniden düzenlenmesi projesini hazırlıyor. Bunun adı Mehtap Projesi. Bu uygulanmıyor. Bu da uygulanmıyor. 12 Eylül darbesinden sonra bu kez Kaya adını taşıyan kamu yönetiminin düzenlenmesi, yerel yönetimleri de içine alacak bir şekilde kamu yönetiminin de düzenlenmesi, yeniden düzenlenmesini öngören bir başka proje hazırlanıyor. O da uygulanmıyor. 1982 Anayasası'nın yerel yönetimlerle ilgili getirdiği düzenleme var. Onlar uygulanmıyor. Belediyelerle ilgili, büyükşehir belediyeleriyle ilgili ve öteki belediyelerle ilgili çıkarılan yasalar var. Onlar da uygulanmıyor. Anayasanın merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisini Nasıl kullanacağını düzenlediğini biliyoruz. Ama vesayet yetkisi o doğrultuda da kullanmıyor. Biraz önce konuştuk. Evet. Kayyum evet. uygulamalarına kadar giden bir şekilde kullanılıyor. Yani merkezi yönetimin kendi içinde, o arada yerel yönetimlerin de ayrıca ve de merkezi yönetimle ilişkiler bağlamında yeniden düzenlenmesini gerektiren bir noktadayız. Biraz önce size şimdiye kadar yapılan resmi girişimlerden akademi akademik çevrelerin, devlet yönetim çevrelerinin yani birimlerin, bakanlıkların, müsteşarlıkların yaptığı çalışmalardan söz ettim. Bunların hiçbirinde bir sonuç alınamadı. Şimdi yeni bir girişimi biz bu kez sivil bir inisiyatif olarak deyim yerinde ise başlatıyoruz ve amacımız bütün bu çalışmaları Türkiye'nin sürekli olarak Gündeminde tutmaktır. Bu arada İstanbul'u da bu bağlamda çok önemli bir örnek olarak hı hı. sergilemek istiyoruz. Hem İstanbul halkına hem Türkiye geneline. Yani İstanbul bir pilot uygulama mı? Pilot uygulama değil. İstanbul yapılan yanlışlıkların herkesin gözü önünde sergilendiği, somutlaştırıldığı bir yer. Yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da hem merkezi yönetim hem de yerel yönetim metro projesi uyguluyor. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu kimin görevi? Bana göre yerel yönetimlerin görevi metro işi. Dolayısıyla bunu belediyenin yapması gerekiyor. Eğer merkezi yönetim belediyenin bu konudaki çalışmalarında bir takım olumsuzluklar olduğunu saptamışsa, onu giderecek bir önlem almalı. Yasal düzenleme yapmalı ya da yerel yönetimlerin yetersiz kaldığı örneğin işi mali yönü itibarıyla görülüyorsa merkezi yönetim onu telafi edecek girişimlerde bulunmalı vesaire. Ben ayrıca o kanıda da hiç değilim çünkü yerel yönetimlerin metro kredisi bulma konusunda herhangi bir sorunla karşılaşacağını sanmıyorum. Türkiye'nin ilk metrosunu Ankara'da biz yaptık ve bu konuda hiçbir sorun olmadı. Sonra belediyelerin tabii inanılır, güvenilir belediyelerden söz ediyorum. Evet. Bu konuda sorunlar yaşamadığını da biliyorum. Şimdi bu bir örnek. Bu bir çok çarpıcı bir örnek. Yani bir kentte hem devletin hem belediyenin aynı işi yapması bana göre çok çarpıcı bir yanlışlık örneği olarak verilebilmeli. Yani İstanbullular kapısında U yazan metroya, metro istasyonuna yöneldiklerinde onun devletin metro istasyonu olduğunu, kapısında M yazan istasyona yöneldiklerini, onun belediyenin metro istasyonu olduğunu, ne kadar önemsiyorlar bilmiyorum ama bana göre çok çarpıcı olan bir şey. Ayrıca e, kentsel dönüşüm projelerinde de örnek vereyim. Yani hem belediyenin kentsel dönüşüm projesi var Türkiye'nin kentlerinde, hem belediye e, merkezi yönetimin ilgili bakanlığın uyguladığı kentsel dönüşüm projesi var. Böyle bir şey olur mu? O kimin göreviyse bunu o yapmalı. Yani merkezi yönetimle yerel yönetim birbiriyle rekabet etmemeli de gerekiyorsa birbirlerini tamamlayıcı bir yaklaşım sergilemeli. Yani burada şunu şöyle bir tablo çiziyorsunuz aslında Sayın Karayalçın. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler adeta birbirlerine rakip Aynen olmuş öyle. Durumdular. Aynen öyle. öyle. Peki bu durum nasıl iyileştirilebilir? Neden bu noktaya gelindi? Neden bir ekip edasıyla çalışamıyor merkezi yönetim ve evet. yerel yönetimler? İşte evet yani ben bizim görevimizi yerel yönetim reform girişiminin görevini Bu bağlamda önemsiyorum Biz eğer yer bulabilirsek 20 Kasım 30 Kasım tarihinde belediyelerin idari ve mali özelliği konusunu gündeme getirerek çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz orada da bu örnekleri zaten çarpıcı bir şekilde verebileceğimizi düşünüyorum Yani biz bu konuları Türkiye'nin dikkatine yurttaşlarımızın dikkatine basının dikkatine akademik çevrelerin kamu yönetimi çevrelerinin dikkatine sürekli olarak sunmayı arzuluyoruz. farkındalık yaratacaksınız. Bu evet konularda. yani bunu bu, bunu bunu yaparak da bu, bu insanların bu konu üzerinde düşünmelerini ne yaparız sorusunu düşünmelerini, tartışmalarını istiyoruz. Peki, e, halkın yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarında yeteri kadar yer aldığını düşünüyor musunuz Murat Bey? Hayır, düşünmüyorum. E, onun da bir eksiklik olduğu kanısındayım. Aslında e, halkın karar süreçlerinde yer almaması yalnızca e, yerel yönetimlere özgü bir sorun değil. Halk bence merkezi yönetimin de karar sürecinde yer alabilmeli. E, yani Türkiye şimdiye kadar yalnızca merkezdeki güçlerle, yalnızca merkezin kurumlarıyla yalnızca merkezin memurlarıyla çalışarak istediği sonuçları bana göre alamadı. bunun çeşitli projeler ölçeğinde değerlendirmesini yapabiliriz. Genel olarak hep yerel yönetimlerin katılımcı olması söylenir. yerel yönetimlere halkın katılmasının gerekli olduğu dile getirilir. Ben aynı şeyi merkezi yönetim için de söylüyorum. Merkezi yönetim de halkın katılımını sağlayacak bir anlayışa açık olmalı. Yerel yönetimlerde halk bana göre olması gerektiği ölçüde yönetimde yer almıyor. Bir katılım sağlanmıyor. Aynı şey merkezi yönetim için de geçerli. Halkın katılımının sağlanabilmesi için bir takım süreçler işletilebilmeli. Yani katılın demekle katılınmıyor. Tabii. Yani laf olsun diye, şan olsun diye hiç kimse bir sürece katılmaz. Eğer sonuçta o süreçten bir kazanım elde edilecekse o sürece insanlar katılırlar. Biz bunu Ankara'da Ankara'nın sosyal demokratları olarak Batı Kent Projesi'nden bu yana biliyoruz. Hı Batı Kent Projesi'nde halkın katılımını sağlamıştık. Dikmen Türkiye'nin kentsel dönüşüm projesi olan Dikmen Vadisi Projesi'nde, Portakal Vadisi, projesinde, Eryaman projesinde, Elvanköy Yeni Yerleşim projesinde, Hacı Bayram Merkez, Hacı Bayram'ın düzenlenmesi, kentsel düzenleme projesinde, İvedik Organize Sanayi Bölgesi projesinde, bunların tümünde halkın katılımını sağladık. Hatta katılım da demeyeceğim çünkü halkın katılımı olduğunda karar verici eğer söz konusu olan yer belediye ise, bunu dikkate alabilir almayabilir. Evet. Yani katılım sağlanmıştır ama katılanların dile getirdiği görüş e, dikkate alınmayabilir. Halbuki benim biraz önce verdiğim örnekler, yani kentle başlayarak vermiş olduğum örneklerde e, katılım değil bizim yönetişim, pardon e, ortaklaşım e, dediğimiz bir uygulama söz konusu oldu. E, orada o insanların kurduğu sivil örgütlerle belediye, bir ortak karar platformu oluşturdu. Hı hı. Bir karar kurulu oluşturdu. Hem karar alındı hem uygulama yapıldı. Yani projenin tasarımı birlikte oldu. Projenin uygulaması birlikte yapıldı. Onun için ortaklaşım ifadesini kullanıyorum. Yani sivil yaşamdan insanlar da yerel reform girişimine katkı sağlayabilir mi? Yani bu benim dediğim ayrı bir oyunak ama Peki. zaten biz yani konuyla ilgilenen herkesin bu dernek çalışmalarına e, katılmasını istiyoruz. Hatta böyle bir çağrı da yaptık zaten. Şimdi son olarak şunu sormak isterim Sayın Murat Bey. E, üç alanda özellikle yoğunlaşacağınızı evet. görüyoruz. Merkezi yönetim, yerel yönetim ilişkileri, yerel yönetimlerin iç yapılanması ve yerel yönetimler, kent-halk ilişkileri. Hangi belediyelerle çalışacaksınız? Veya belki şöyle farklı bir yönden sorabilirim. Belediyeler çalışmak ya da sizin fikirlerinizden faydalanmak isteyecekler mi? Umarım isterler. Yani biz bunu bu düşünceleri e, ilgilenen, kullanmak isteyen e, herkesin e, kullanımına, takdirine, değerlendirmesine sunacağız zaten onun için kurulduk. Onun için e, çalışma e, yapacağız. E, belediyeler bunu e, takdir ederlerse, bu önerilerimizi kullanmak isterlerse tabii bundan çok büyük bir memnuniyet duyarız. Burada yapacağımız çalışmalar en azından ben kendim için söyleyeyim. Bizim büyük ölçüde Ankara'da 89-94 döneminde yapmış olduğumuz çalışmalar dolayısıyla bunlar başarılı örnekler, yani sonuç almış olan örnekler. Bir batı kent projesi. Bugün de böyle bir projeye Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Konu sahipliği açısından, kiralar düzeyi açısından. Türkiye'nin böyle bir projeye çok ihtiyacı var. Bu proje Birleşmiş Milletler'in Dünya Konut Yılı ödülünü kazanmıştı. Yani başarılı bir proje. Dikmen Vadisi kentsel dönüşüm projesi başarılı bir proje. Biraz önce adlarını verdiğim projelerin tümü başarılı bir proje örneği. İşte Ankara metrosu biraz önce söylediğim evet. ilk uygulama. Ankara Belediyesi Birleşmiş Milletler'den enerji kullanımı konusunda dünyanın 12 kenti arasında seçilerek ödül almıştı. Yani bir soyut öneri paketinden söz etmekten çok geçmişte uygulanmış ve başarısı ortaya konmuş, yaşanmış projelerden söz ediyoruz. Şimdi bunları tabii daha da genişleteceğiz, genişletmek istiyoruz. Yani eğer belediyelerimiz bunları örnek olarak almak isterlerse tabii ki biz bundan da büyük memnuniyet duyarız her türlü katkıda bulunuruz. Hangi parti olduğu önemli. değil. Hangi parti <laughs> olursa olsun tabi tabi. Çok teşekkür ederim. ediyoruz. teşekkür Sayın Murat ederim. Karayalçın sağ olun. Sağ olun. Ben, sağ olun. Için. ben teşekkür ederim. Evet bugün uzun yıllar önemli siyasi görevlerde bulunmuş Sayın Murat Karayalçın yayın konuğumuzdu. Hem gündemdeki konuları konuştuk hem de Yerel Reform Girişimi Derneği'nin çalışmalarını değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.